Efendi Hazretlerine geliyor. 28 Şubat zamanı. O baskının en şiddetlisi nereye oldu? Bir Milli Gençlik Vakfı'na, bir İsmail Bir gazeteci içer, alır kamerayı gider İsmail bir çarşaflı kızı çeker, bir cübbesiyle koşan çocuğu çeker. Akşam onların ekranında yarım saat o haber olur. İrtica mürteci, bir apartman, medresedir, mühürlenir. Kız çocukları zindana götürülür. Din yobazı, ahlaksız, İslam düşmanı, gazeteci. Şimdi benim vazifem sokakta örtülleri almak, onları karakola götürmek der. Hala o adamları, o ahlak yobazlarının ekranlarına çıkarırlar. O günlerin olduğu zamanlar. Efendi Hazretleri İsmail Ağa'da hatme-i hacegan yapamıyor. Yukarıda bir oda var orada. Ben de Haseki'den gelince uğrardım oraya. İkin namazından sonra olurdu. Biri geliyor bir hoca. Medeseyi kapatacak. Öyle de cesaret edemiyor Efendi Hazret, Mahmut Efendi'ye söylemeye. İkindi de geliyor. Namazdan sonra söyleyecek. Hatmeyi Hace'den sonra Aşr-ı Şerif okunuyor. O gün de bu ayet okunuyor. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن min مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ Sizden öncekilerin başlarına gelen belalar, musibetler, hastalıklar, açlıklar sizin başınıza gelmeden Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Şimdi polis basıyor, hoca efendi ceza veriyor, alıyorlar, hapse götürüyorlar, 10 gün, 20 gün kalıyor. Artık dayanamaz hale geliyor. izin isteyecek, medreseyi kapatacak, geliyor namazdan sonra bir hafız. O hocadan, hoca ondan habersiz bu ayet okunuyor. Sonra Mahmud Efendi Hazretleri başını kaldırıyor hocaya diyor ki Kur'an'dan cevabını aldın mı? Başını eğiyor, ayrılıyor. Başka biri geliyor. Hocam diyor. Kaç defa oldu? Kapattılar medreseyi. Artık para cezalarını verecek takatim kalmadı. Diyor ki o talebeleri göndersen onlar evlerinde teheccüd kılabilecekler mi? Kalkabilecekler mi teheccüde? Cemaatle namaz kılabilecekler mi? Üzerimize geliyorlar. imanımıza saldırıyorlar. Kur'an'ımıza saldırıyorlar. Peki böyle bir halde biz bu kuşatmayı neyle yaracağız? Dua ile yaracağız. Teheccüdle yaracağız. Secdede yaracağız. Biz geldik Allah'ım. Senden başka sığınak, senden başka barınak, senden başka gidecek yerimiz yok ya Rab diyeceğiz. Şu 15'inde çocuklar teheccüddeler. Onlarla geldik Allah'ım. Bu musibeti defeyle diyeceğiz. Peki böyle bir zamanda o medresede durmayacak, direnmeyeceksek ne zaman direneceğiz? Kardeşlerim Allah Teala bize çok dayanamazsınız diye az az veriyor. Gitti 28, 28 Şubat ama unuttuk. Şimdi nefsimizin 28 Şubat'ı geldi. O zaman Müslümanlar koruyorlardı feraceyi, koruyorlardı çarşafı ama şimdi örtümüzü ne hale getirdiler?